Varol Çadır küçük baş saatini sunar. Saat programı tekrar sizlerle beraberiz. Bugünlerdeyiz. Bursa'nın İnegöl ilçesi İsaören mahallesindeyiz. Bu hafta programda ne çekiyoruz arkadaşlar? Kıvırcık koyunu çekiyoruz. Yani aslında İnegöl, ben hep söylerim. Bazen bana arkadaşlar reaksiyon gösterirler ama İnegöl kıvırcık koyunun ana vatanlarından bir tanesidir. Benim nazarımda aslında. Tabii buraya da bir onların geliş şartları var ama İnegöl'ün küçükbaş yetiştiricileri bu ırka biraz daha sahip çıkabildiği için yani nesli biraz daha azalmasına rağmen en azından doğrusunu, iyisini burada görebiliyoruz. Sağ olsun İbrahim Başkanım da bize ön ayak oluyor. Böyle değerli Hüseyin abi gibi değerli yetiştiricileri ekran karşısına çıkartıp aslında kıvırcıkla ilgili bilgileri almaya çalışıyoruz. Çünkü küçük başla alakalı, çok ırkla alakalı aslında bir sürü kirli bilgi var. Kıvırcık böyle olur, kıvırcık şöyle olur. Lakabı kıvırcık olan birinden harbi kıvırcığı dinleyeceğiz bugün. Dilimiz döndüğünce bugün bunu anlatmaya çalışacağız. Önce bir konuklarımızı sırayla tanıyalım. Daha sonra da Hüseyin abiyle sohbetimize devam edelim. Buyur Hüseyin abiciğim, tanıyalım seni ilk önce. Bursa İnegöl İsaören Mahallesi'nden Hüseyin Ertürk. Kıvırcık koyun yetiştiricisiyiz. Kıvırcık koyun yetiştiricisiyiz. Yaptığımız iş bu. Aynen. Dedeciğim seni de tanıyalım. İnegöl İsaören Mahallesi'nden koyuncu Sarı Nurettin. Sarı Nurettin. Evet. Soy isim yok yani. Yiğit ya ne yapacaksın? Soy isim. Başkanım seni de tanıyalım. İbrahim Kutlu'yu gerçek ekranlardan falan tanıyorsunuz. Türkiye'de 3-4 tane küçük baş üzerine derneklerden birinin kendisi İnegöl Dernek Başkanı. İklerin dernek başkanıdır. Tanıyorsunuz ama gene de öyle bir. Öncelikle Köy TV'ye ve sizlere bizlere söz hakkı, kendimizi tanıtma, hayvanımızı tanıtma hakkı verdiniz. Teşekkür ederim. Ben İbrahim Kutlu, İnegöl İsaören Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapıyoruz. Kıvırcık yetiştiriyoruz. İnegöl Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciler Dernek Başkanlığımız var. Faaliyetlerimiz var. Değil mi? Yetiştiricilere faydalı. Onlara da geleceğim İbrahim yetiştiricilere Başkan. Yetiştiricilere yani, faydalı birey ya olmaya faydalarınız çalışıyoruz. Faydalarınız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yani en azından hani şöyle söyleyeyim İbrahim abi. Yani seni tebrik etmenin yanından bir tarafa dağılışan, çok fazla bir araya gelemeyen yani artık bizim yetiştiricilerin kendi içinden mi kaynaklanıyor, neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama bir türlü bizde bir toplanma sıkıntısı var. Yani toplanıp sesini yükseltme sıkıntısı var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sen bir şey başarıyorsun, arkandan biri başka bir şey söylüyor. Bir şeyin önde gidiyorsun, sana mı kaldı? Sen gel yap diyorsun, o da yok. Yani bunu başarman çok büyük bir şey. Ya şimdi bizim meslek olarak yaptığımız hani sömürüye açık. Bir de hani bu örgütlenme sakıncalı kelime evet. De yani bir toplanmada da aynen. Sıkıntı var. Onun için zaten biz onun için hani dernek tabii, diyoruz. Normalde toplu kuruluşların bu gibi önemi çok büyük. Şeyler var. Et, süt, ıslahlar var ama bunlar çalıştırılmasında yetersizlik mi oluyor? Artık yani sonuçta yani orası da küçükbaş hayvancılığa yani faydalı olmak için işler yapıyor. Biz de aynı şekilde yetiştiriciye dokunmak yani yetiştiriciye dokunmak için de yetiştirici olmak lazım. Doğru, İlk önce doğru, bunu bilmek doğru, lazım. Çok. Evet, Hüseyin amcaya vereyim ben. Alalım mikrofonu. Şimdi kıvırcık koyun. Kaşıyla gözüyle, ayağıyla tırnağıyla. Gör şimdi. Kuyruğuyla boynuzuyla. Şeyde de ekranda da göreceksiniz. Salacağız koyunları evet, dışarı. Evet. Koyun, kıvırcık koyun. Buraya esasında Avrupa'dan gel, Balkanlardan gelme. Can ya, aynı kafadayım ben. Balkanlardan gelme. İnegöl. Arnavutlardan. Arnavutları getiriyor ve bu koyun buradan Yalova'ya satılıyor. Yalova'ya gidince Yalova ismini alıyor. Evet. Yalova cinsi olarak bir daha devam ediyor. Doğru. Yalova girişi şey böyle. Koyunun gelişi ve
memlekete üremesi bu şekilde. Hüseyin abi bize çok kızarlar ama bak kıvırcı ya, yıllarca kızsın, yerli ırk kızsın diyoruz. Şimdi çok marjinal bir şeyden bahsediyoruz. Ama doğrusu bu şimdi evet. Allah için. Bizim buranın koyunu Dağlıç koyun, eski koyun, evet. Karagöz, kama kuyruk, evet. Kılçan. Evet. Bu şekilde bir koyun. Şimdi Yalova koyunun tüyü Mernos'a yakındır. Acık sık tüylü değil mi? Sık tüylü yakındır. Bunların içinde diri tüylü de vardır ama bunlar sağdan soldan kapma, dışarılardan evet. Karışma yani. Koyunu, Yalova koyunu olarak. Tabii adam Kılçan koyuna salmıştır Yalova koçu, çevirmiştir evet, birkaç evet, senede. Evet. Bu normal bir şey. Yalova koyun yakayı paçayı açar. Evet. Kan altın tüyünü döker. Evet. Kuyruğunun ucunun yarısı ucu cıplak olur. Evet. Ve diri tüylü olur orası değil da. Mi? Diri tüylü. Yelinleri torba yelin olur. Keçi meme deriz bir çatal meme evet. Olur hani bu şekilde bir hayvandır. Değil mi? Boynuzları düzgün olur, kıvrık ve yakışıklı. Evet. Yayman olmaz. Aynen. Pazara götürdüğün zaman gelin gibi çıkar. Aynen ya. Geyik gibi durur. Gelin böyle. Gibi geyik gibi çıkar. Kıvırcık koyunu böyle bir hayvandır. Her meraya da uygundur. Evet. Her yerde bakabilirsin. Ya şimdi sevgili izleyiciler Hüseyin abi hani ekranı açtınız şimdi bizi dinlerken. Şimdi Hüseyin abi dedi ya bu koyun Balkanlardan gelme. Şimdi ben de aynı tezi yıllardır savunurum. Bana hadi lan falan derler. Şimdi şöyle yapın. Haklılığını söyleyebilmek için. Üsküp, Mekadon, Arnavutluk koyunculuk sitelerine girin. Sitede değil aslında. Gruplarına girin. Şimdi ben de Arnavut'um normalde. Benim olabilir, babam Arnavutça biliyor. Olabilir. Ben olabilir. Bilmiyorum tamam mı? Ben babamı okuturum Hüseyin abi. Ne yazıyor baba burada? Tık tık ondan tık grupları bulurum. Evet. Şimdi açıklamalarını okurum. Bir Yalova kıvırcık yani bizim Yalova diye tabir ettiğimizi paylaşıyorlar. Şaşırırsınız. Ya gerçekten efsane. Hani bir de şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi bilmiyorum Balkanlarda bu ırk kaldı mı? Çünkü çeşitli var var. Evet. Çok böyle biz aman aman sürüleri yok ama şey olarak var. Tek tek böyle var, bakanlar var, var yani var. Azar mesela azar. Benim dedem anlatırdı. Çocuktuk biz. Onlar tabii oradan gelirken koyunlarla beraber geliyorlar. Şimdi benim son dönemlerime ya yani gençlik yıllarıma denk geldi babam dedemin vefatı. Ben onu anlatırdım böyle koyuna kuzuya merak kız diye. Tarifleri tutardı. Bilgileri bizim ondan koyun aldım diye. Böyle çıplak olurdu, böyle olurdu. Kızan derlerdi onlar bize. Bizim koyun böyle olurdu, kızan şöyle olurdu falan filan. Ya birebir Yalova kıvırcığını andırırdı. Evet. Biz bazen böyle dost meclisini anlatıyoruz. Yani bakın bu böyle diye. Hatta Arnavutların geldiği bölgeye de bakın tarihsel anlamda. İşte Trakya, Bursa, Bursa'dan şey işte Balıkesir'e doğru kayıyor aşağılara. Batıya da kalmış. Hani mesela Eskişehir'de kesiyor geçmemiş. Şak diye. Geçmemiş bir daha arka Eskişehir, tarafa. Eskişehir Bursa olduğundan öte geçmemiş. Geçmemiş. Orada kalmış. Evet, orada Hüseyin kalmış. Abi şu bilgiyi de sormak istiyorum. Şimdi bir sürü insanlar kıvırcık koyununu şey diyor. İşte etçi ırk diyen var, sütçü ırk diyen var. Etçi değil ama sütçü ama et lezzeti çok bambaşka yani. Tabii. Üçe bölüyorlar bu koyunu. Etçi diyen grup var, sütçü diyen grup var. Aslında et lezzetli olduğu için bakıyoruz diyen var. Bu koyun etçi mi sütçü mü ya? Onu da bir netleştirelim. Buradan. Bu koyun... Hani süt performansı yüksek bir koyun yani. Sağıma da uygun diye düşünüyorum ben ama. Bakımı da yaparsan o da mevcut. Et de mevcut. Tabii et de mevcut, süt de mevcut bakarsan. Hmm. Ama bakmazsan... Otlan, samanla bakarsan olmaz. Olmaz. Günde bir kilo arpa yedirirsen koyun böyle gibi olur. Böyle koyun olur da. Parlak olur. Hayır böyle koyun olur. Affedersin sosyete hanım gibidir. Aynen. Kıvırcık. Bakarsan koyunu yüzü güldürü. Sen de ona baktıkça gülersin boyuna. Seversin yani. Değil mi? Ama yem vermezsen, ot vermezsen, arpasını, fenli yemini, ilacını vermezsen hiçbir şey alamazsın. Hüseyin amca herkes şimdi atıyor tutuyor. Bende kıvırcık var diyor. İşte 3 lira 5 lira yukarı satıyor. Yani orijinal diye. Şimdi mesela Bilecik tarafında da kıvırcıklar var. Kedi gibi. Bu Kütahya tarafına da yakın. Yani bize işte İnegöl'e yakın kısımlarda da kıvırcık bakan insanlar var da. Bunu birbirinden nasıl ayıracak insanlar? Şunu şöyle söyleyeyim. Onlar burada 20 senedir Yalova'ya döndüler. He, koçları anladım. Buradan İnegöl'den evet. Götürdüler. Arkadaşım Nurettin verdi. 2-3 sene koç. Devamlı onlara. Buradan geldiler. Buradan aldılar koçları. Öyle de. Yalova'ya şimdi seçmesi için suratı, göğsük tüylü olmayacak. Yalova'yı seçeceksin. Ha, evet. Şurası şöyle gerdan açık olacak. Kan altı açık. Dediğim gibi kuyruğunun da yarısı uç tarafı anladım. Açık olacak. Şimdi Mernos'u da Yalova salarsın. Fakat ne olur? İlle göğüs kapalı tabii, olur. Tabii kapatır.
Kuyruk uzun olur. Kafada ille şurada bir tüy çıkar. Evet. Bunlar yalava değildir. Evet. Yalavayı alman için baktığın zaman süslü bir bayan gibidir. Şimdi bunların boyu büyüsünde Doğu Filiz Tayroğ'a bırtırt salıyorlar. Evet. Mesela kuyruk formları nasıl olmalı seçerken? Çünkü yalava kıvırcın kendine münhasır bir kuyruk formu var. Evet. Kısalığı olsun, tatlılığı olsun. Bizde şunun bir de özelliğimiz vardı bizim eskiden. Ne kadar kısa kuyruklu koç bulursak onu salıyorduk. Modaydı. Kısa. Evet. Kuyruk kısa olacak. Şimdi yelinli geçmeyecek. Ha, anladım. Şu anda. Tamam. Hani kırmalı. Kriter bu. Evet. Ama esas 20 santim kuyruğu yalavanın. Evet. 20 santim. Eğer uzunsa kırmadır bu koyun. Kanında illa bir şey var. Var yani. Karışıktır yani. Hüseyin abi şimdi tamam senin bakım beslemen ayrı bir şey. Şimdi detaylarda insanlar görüyor. Evet, yani bu koyunun eyvallah yani koşuyor. Mesela normalde baktığın zaman ikizlik oranı nedir? Tamam bakım beslemeyle alakalı bir dur ama ırka münasır illa bir şey vardır bunun. Şimdi biraz gene damızlığında da bir film vardır yani. Koçu iyiyse, koy anacı iyiyse ikiz oranı değil mi? Çok olur. %20 hiç olmasa %25 olur yani. Evet. Bizde %50 de oluyor. Evet. Zorlamayla alakalı. Ya da bak o yılki bakım besleme işte güdümle alakalı. İşte bir de koçları iyi koç saldığımız için %50 de ikiz oranı oluyor yani. Şu şimdi, an benim 30 koyunum kuzuladı. 15 tanesi desem ikiz. %50. %50. Gene iyi bir rakam ya baktığın zaman. Yani baktığın zaman ama bakmazsan. Gene dünya standartlarında. Normal şekilde doğum yapıyor gene bakmazsan tabii. Biz şimdi iki kuzu da alabiliyoruz yazın koyundan. Kıvırcıktan. Bu kıvırcıktan. Ben şimdi İtali bilmem ben. Bilmem, tanımam. Ben Bursa'dan dışarı çıkmıyorum. Aynen. Benim koyun senede iki sefer doğum yapar yani. O zaman iki yılda üç kuzulatmaya müsait bir şey. Dördüncüye kuzulayan var şimdi. O çok marjinal olur o ya. O çok şey olur şey yani. Şey oluyor işte. Abes oluyor. Abes değişiklikler olur yani. Ama neden oluyor? Herkes yapamaz bunu. Neden oluyor? Bakımdan oluyor. Tabii o başka bir şey. Bakım. Doğru. Şimdi koyunu salıp teorda bir saat güdüp kapatırsan bu koyundan bir şey olmaz. Evet. Koyunu saldın sabahleyin. Çıkardın yaylıma götürdün. Nerede yattı orada yatarsın. Bunun bir yatak yeri vardır. Evet. Akşamdan salırsın. Hava iyiyse gelmezsin. Değil sabahleyin mi? Gelirsin. Gün ışığında. Ama öyle çoban kalmadı. Yok. Biz diskalifiye olduk artık. Biz sosyete olduk artık böyle. Belirli saatte salıyor. Sabahleyin iki saat salıyor çocuklar. Getiriyorlar kapatıyorlar. Saat akşam 6'da salıyorlar. Evet. Yine bu halde %50 ikiz oluyor yani. Değil mi? Peki Hüseyin abi şimdi etraflarımız hep bizim meyve bahçesi. Evet. Yani şimdi yayla mera dediğimizde bizim hep böyle. Evet yayla tabii yayla değil buraları. Sıkıntı çekmiyor mu ya? Biz şimdi Hüseyin sıkıntı ilkbaharda çekiyoruz. Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ay sıkıntı çekiyoruz. Ondan sonra şeftali bahçeleri toplanıyor. Konu komşudan Allah razı olsun. Evet. Bizlere göz yumuyorlar, idare ediyorlar. Geçinip gidiyoruz yani. Evet. İlk önce ben komşulara Allah razı olsun diyorum. Dostlara. Köydeki eşrafımıza yani. Allah razı olsun. Ya o da senden kaynaklanıyor Hüseyin abi. Zararın yok. Bizi idare ediyorlar yani. Ya ben normalde bir ağaçları silkeleyip meyve yediren çoban bilirim yani. Çünkü zarar. Gübürün kilosu oldu tonu 7 lira. Mazotun kilosu oldu 10 lira. 10 lira. Ne yapsın köyde? Değil mi? O garibin de ondan beklentisi var. O da var ondan yani. Beklentisi var yani. Doğru. Çok onları doğru. Da düşünmek lazım. Bir fidanın tanesi bu sene 50 lira. Oo. Bir fidanı bir koça yüzdürürsen adamın fidanı bir sana geri atar. Doğru. Kurur yani. Onun da emeği var ya. Onun yazık da emeği var. Onu yani. Da düşüneceksin. Değil mi? Yani. Tabii. Sadece hep bana Rab bana olmaz. Olmaz. Ortak. Aynen. Bu memlekette yaşıyorsak Ali de aynı, Veli de aynı olacak. Saygılı olman lazım. Saygılı olmamız lazım yani birbirimize. Hüseyin abicim kuzunu şimdi herkes açtığı zaman internete milliyetçilik duyguları kabarık. Kıvırcık arıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte kıvırcık koyun 10 numara efsane. Ama dönüp baktığı zaman bu insanlar kıvırcık koyunlarına başka başka koçlar salıyorlar. Tamam da hiç. Şimdi ön taraf başka, arka taraf başka. Anladın mı? Yani evet. Şimdi bu insanlara da hani yapmayın diyoruz. Şimdi sen o kadar kıvırcık aranın noktada senin kendi kuzun damızla mı gidiyor, bıçakla mı gidiyor da hiç? Şimdi burası çelişkili. Biz şimdi kuzuyu ne zaman satıyoruz biliyor musun? Sıkıntımız olursa. Ha. Bir de meramız dar olursa. Evet. O zaman satıyoruz.
Kimi iyi para verirse ona veririz. Adam der, domuzluğa gitmiş, bıçağa gitmiş. Hiç, paraya versin. Paraya versin. Ona bakıyoruz yani. Geliyor adam bana 10 tane domuzluk ver dese, 20 tane ver dese, benim ihtiyacım yoksa satılık yok diyorum zaten. Ne zaman ihtiyacım olur o zaman satıyorum. O zamanı yakalamak lazım. İşte, o zamanı yakalamak. İntim artık koparmamak lazım. O zamanı yakalamak. Sonra herkesten koyun alınmaz. Adam doğru. Kıvırcık koyun. Gel bende var ya, nerede var sende koyun? Kıvırcık nesli kalmıyor neredeyse bu memlekette. Bittiye sayılır bitmek yani. Bitmek üzere yani. Evet, bittiye sayılır. Eğer yani. Biz kıvırcıksıysak şu an bitmek üzere yani. Evet. Bir sürü koyun ırkları, benim bildiğim 65 çeşit koyun ırkı var. Fazla dayıcım. Çok ben fazla o kadar olacak. Biliyorum yani. O kadar fazla. Gördüm internette. Aynen. Onu biliyorum söylüyorum yani. Ama İnegöl'e kıvırcık koyun alacağım desen zor bulursun. Yeşil. 3-5 kişi de anca var. Var kırsal yok. Kesimlerde, uzak köylerde, buralarda vardır. Sen bunlardan ne dindin Hüseyin abi? Biz 40 senedir duruyoruz. İlk aldığı bir yer vardır ya. İlk şundan aldım. Ya yaşıyorum. Şimdi ben bunu aldım ama ben bunu aldım Koç aldım. He. He. O bozmadın Koç'tan, hiç bir daha? Yok bir daha bozmadım. Bir daha hep? Devam oradan devam. Alıp satmayı da yapmıyoruz biz tüccarlık mesela. Ha, cambazcılık değil. Cambazcılık kendi malımız bir yani. Kendi malımız. Biz ne yapıyoruz? Erkek kuzularımızı kurbana besliyoruz. Hı-hı. Kurbanlık satıyoruz. Dişileri bırakıyoruz. Kasım'da yerimiz darsa, sıkıntımız varsa o şekilde satıyoruz. Hı-hı. Peki Hüseyin abiciğim mesela kıvırcık koyuna münasır. Ya yetiştiriciler bunu bakar ama mesela çoğu koyun ırkının kendine has bazı rahatsızlıkları vardır. Artıları olduğu kadar tabii, yani. Tabii tabii. De. Atıyorum. Sallıyorum. Mesela Dorper kronik akciğer hastasıdır. İşte Doğu Friz akciğer pnömonisine yatkındır. Kan parazitine yatkındır ya. Hassastır yani. Mesela bunun şeyi var mı? Mesela bak bunda böyle böyle hata yaparsanız bu koyun çabuk rahatsızlanır. En büyük zaafı da şudur diyebileceğim bir rahatsızlığı var mı bu koyun? Vallahi bizim buralarda bir sıkıntımız yok hocam. Evet. Ha, çok başak yerse su içer, rahatsız olur. Anladım. Eğer kelebek olur bazı baharlarda hapını mıpını verirsen bir şey olmaz. Hap map vermesen aşılarını yaparsın. Karma aşı şimdi türlü türlü aşılar çıktı. Hep paraya dayanıyor, maddiyete dayanıyor. O da bize zor geliyor. İlk baharda hap verirsek son baharda veremiyoruz. Hap pahalı diyoruz, ilaç pahalı diyoruz. Veremiyoruz. Hani iyi baktıktan kere malın sıkıntısı yok yani. Şimdi ben söyleyeyim arkadaşlar. şimdi her koyunda olduğu gibi yani damınız, samanınız vesaireniz, yerleriniz çok iyi değilse dediğim gibi yani pastorella grubuna bütün ırklar yatkındır. Yani bu akciğerlerinde kanlı yerler çıkar ya bu onlarda da olur. Bir de bu koyun ırkında süt performansı biraz yüksek olduğu için bunu bakan arkadaşlar ya da edinmek isteyen arkadaşlar. Şimdi iyi süt vardır bu arkadaşta. Evet. Hani bu kuzu bunu emer. Hepsini bitirme gibi bir şansı çok yok ilk dönemlerde. Onu burada tabii memeye müdahale etmeniz lazım. Saman lazım. Tabii mastit dedikler. Meme. Evet. Solaya yakalanıyor ondan aynen, sonra. Aynen. Sola hastalığına. Evet. Ben şimdi yeni hastalığı. Sıkıntı yok. Yani solaya yakalanıyor. Onun için bakarsın kuzu ememiyorsa ya başka bir kuzuyu zayıf sütlü evet. Koyun olur onu tutar emdirirsin. Emerse emer, emmezse savarsın. Köpeğin varsa yavru ona verirsin. İçeceksen içersin de. İçeceksen içersin. Evet. Bu iş böyle. Şimdi mesela bu koyun ırkın arkadaşlar süt performansı var. Şimdi önümüzdeki dönemlerde insanlar tabii yemler falan çok. Onu da çok konuşacağım var. Şimdi Hüseyin evet. Abi. Yani aldı başını gitti. Absürt bir piyasa var ortada. Yani kimin kör tuttuğunu topal yakaladığına dönmüş bu iş. Yani değişik affedersin, olmuş. Affedersin gazlıyor. Gibi. Şimdi işletmelerde mesela çoğu işletme kıvırcık bakmasına rağmen ya da ben mesela geçen ödemişteydim. Program çekiyorum. Adama ne bakıyorsun diyorum. İşte atıyorum Tayrova bakıyorum diyor. Atıyorum Doğu Friz bakıyor. Lan iki koyunda şimdi Tayrova da sütlü. Doğu Friz dünya rekor beni. Adama soruyorum sağıyor mu sağmıyor mu? Yani evet. Anlamsız. Şimdi bu ırkı baktığınızda ya da bakıyorsanız da bunu sağarsanız size artı ilaveten bunun bir geliri daha olur. Şimdi kıvırcık çünkü az evet. Önce diyoruz ki hayvanın rahatsızlığı neye müsait diyoruz. Kuzu sütü bitiremiyor diyoruz. Koyun işte sula hastalığı. Anladınız mı? Yani sağıp da bu da bir sizin için bir ek gelir de olur. Yani bu koyun sizin için artı avantajdır bu her zaman. Ama bizim o imkanımız yok. Koyunu savacak hanım yok. Yaşa doğru söylüyor. Yeni nesil zaten sağmayı hiç istemiyor. Bizim kuzuyu hiç ayırmıyoruz. Aynen. Hep emiyor. Köpek mini bakıyoruz buralara. Ben koyun sağmayız yani. Kuzu emer. Kuzuya da yem vermem. Bir de o var şimdi. Hiç vermem ben kuzuya. Allah Allah. Ha, anasıyla gidiyor geliyor. Anasının
Ama anasına bakıyorsun değil mi? Anasına veririm. Günde bir kilo hiç vermesem bir kilo arpa veririm. Değil mi? Arpayı da yedi mi koyun zaten. Kuzuya da bakıyor, kuzuya kendine da bakıyor. Bazı koyunun sütü az olur ama o koyunun sütü yağlı olur. Hmm. O doğan kuzuya bakar yani. Bak lan bu koyunda alt yok dersin. Ama kuzusu tokmak gibidir. Neden? Sütü yağlı. Evet. Yarıyor yani kuzusunu. Bazısında alt olur, gösteriş olur fakat süt olmaz. Gırcır su o olur. O da var işte. Bir de yanık gibi olur kuzular. Ulan işte. Ders takıma bak her yer süt. Her tarafı süt olmaz işte. Kavruk kavruk kuzusu olur. Kavruk de. Kavruk kuzusu olur. Hüseyin abi bu yem fiyatları nereye gider? Ya da şöyle söyleyeyim ya yıllardır bu işi yaptın. Böyle kim bilir ne bardiyeli atlattın siz evet, amcayla beraber. Evet, atlattık. Yani, Nurettin'den çok biz şimdi bilmiyorum. İbrahim abiyle artistik yapmayalım. Benim yaşım 41, 12 de 43, 44. Hani biz çok yaşı, bir şey görmedik yani. Onların yaşı kadar koyun ya götürüyor. Yaşa vallahi. Vallahi doğru söylüyor. Senin onların, edindiğin senede belki ben daha yeni onların doğdum. Onların yaşı kadar bir ya bu hep her yıl yani atıyorum her 10 yılda bir, her 5 yılda bir. Neyse ya bu yaşanan bir şey mi? Evet yaşanan. Bu hep oluyor muydu oluyor, yani? Oluyor. Devamlı olur. Biz bir zamanlar o zaman alışveriş de yapıyoruz. Celeplik de yapıyoruz. Yazın 200, 300, 500 koyun dağıtıyoruz. Ta Ağustos ayının sonunda paraları topluyoruz. Ve koyunları dağıttık, paraları toplayamadık. Kimisi aldı koyunu buraya getirdi. Kimisini gittik biz aldık. Ama biz gene sabrettik. Değil mi? Biz gene bırakmadık. Sabrettik, dişimizi sıktık. Koyuna baktık, yeniden sattık koyunu biz. Ha, bu sefer kazandık. Evet. 300 liraya koyun verdim ben Nurettin'e. 3 ay sonra 600 lira oldu koyunun sütü. Değil mi? Biz bugünlerde yaşadık yani. Bu olaylar birinci bir olay değil bu yani. Tarih boyu olan bir şeyler yani. Bunlara katlanmamız lazım. Dişimizi sıkmamız lazım. Bir evin sıkıntılı günü de oluyor. Tabii. Sıkıntısız günü de oluyor. Adam Mercedes'i satıyor, Doğan alıyor. Değil mi? İşi bozuluyor. Veya ters gidiyor. Alacağını alamıyor, vereceğini veremiyor. Oluyor. Bunlara katlanmamız lazım yani. Sabır mı? Sabır işi. Değil mi? Koyun işi, çiftçinin işi, köylünün işi sabır, yağ sabır. Köylünün karnını yarmışlar 40 tane sabır çıkıyor. Sabredeceğiz. Değil mi? Yani evet. Ya bu ben de söylüyorum her tamam. Zaman söylüyorum. Programlarda ya paniğe gerek yok. Yok yok gerek tamam, yok. Tamam yem çuvalı olmuş bilmem kaç para. Yani çok anlamsız aslında da. Ben biliyorum un çuvalı 10 liraydı. Bir çuval un almak için bir hafta çalışıyorduk. Oo. 10 lira bir çuval. Ama gün geldi, günde 10 lira kazandık. Pazara gidiyorduk, 10 liraya bir sepet dolduruyorduk. Değil mi? Şimdi pazarda sepeti doldurmanın için en az 300 lira. Tabii. 3-4 kişilik bir haneysen aynen öyle. Yaşadık. Biz bedava süt de verdik burada. Bir de yalvardık aman alın diye o zamanlar. Kendimiz gençtik, savuyorduk. Evet. Üşenmiyorduk yani şurada 10 senedir, 15 senedir. Koyun sağmıyoruz yani. Biz haylazlığa mı alıştık ya Hüseyin amca? Haylazlığa alıştık. Eskiden koyun sağırlardı mesela. Ben çocukken babam hep sağdırdı bana. Ne kızardım ya. Sütçüler avans veriyordu köye gelip. Bankaya gidiyorduk bize süt parası ver diyorduk. Avans istiyorduk. Süt parası alıyorduk bankadan. Günü geldi mi gidip evet. Ödüyorduk yani. Sütçülerden de alıyorduk. Bazı bütçesi düzgün olan sütçüler dağıtıyordular para. Kaç önden. Para lazım? 3 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira. Veriyorlar bir de süt veriyordun. Ödeyemezsen ya seni ödeyen paran varsa veriyordun yani. İşin açıkçası evet, yani. Evet. Biz bolluk içinde yaşamadık yani. Değil mi? Şimdi potinlerle koyun gütmeyi de yaşa valla ya. Eskiden biz çizme alamıyorduk. Kaynak lastik. Değil mi? Kaynak lastik. Onlarla gidiyorduk. Ter içinde ayakların. Onları... Vurç sen çıkar. Vurç, bir tabii. De o beyaz delikler vardı. Bende vardı onlardan. Evet. Onların böyle arka tarafları eskirdi. Annem onları böyle keserdi. Terlik olur orada. Terlik olur. Aynen. Benim burada var. Vallahi öyle. Bakma indirik, şimdi artist gezdiğimize. Var ben saklıyorum mesela. Ne güzel ya. Lastiği kesip terlik yaptım. Değil giyiyorum mi? Yazın buralarda. Ya şimdi herkes buradan baktığı zaman Pollyanna gibi. Herkes çok şey görüyor ama ya bunun bir... Geliş kısmı var ya. Şimdi çocuk takım elbiseyle koyun gütmeydi. Ama artist gibi. Saat 6'da salıyor, 2 saat salıyor, getiriyor kapıya. Bizde öyle yok. Akşamdan gittik mi sabah, ertesi gün 7.30'da geliyorduk. Koyunu da o gün, ertesi gün 7.30'da salıyorduk akşam. Değil mi? Böyle olursa oluyor bu iş. Öyle artist işi. Bir saat git, bir daha kapa git. Bu koyun böyle bakılmaz yani. Babam yapardı onu ya. Getirdin koyunu tam hayvan. Kapıdan aşağı. Bu koyunu böyle... bakacak adam baksın. Aynen öyle. Yapmayacak adam. Ben merak ediyorum. Duydum koyun çok para ediyor. Benim param var. Ben işte koyun alacağım. Çiftlik kuracağım. Onun ömrü 2 senedir. 3. sene biter.
Bu sondan sonra öğrenebilir bir meslek mi Hüseyin abi? Atıyorum ben koyundan anlamıyorum. Evet. Ama ben bu işe gönül vermek istiyorum. Benim mesleğim bu olacak. İçinde, dediğimde içinde ben var, bunu öğrenebilir miyim? İçinde varsa içinde varsa öğrenirsin. Ama içinde yoksa ben bunu para kazanmak için yapıyorum dersen burada kaybedersin. Onu öyle yapacaksan git anladığın işi yap. Yani anladığın işi. Kuyumcuysan kuyumculuğunu yap, ne bileyim bilmem neyse. Bana bilmem biri ne geldi bana kuzu ver dedi. Ne yapacaksın dedim. Ne iş yapıyorsun sen dedim. Ben dedi sanayide civata satıyorum. Oğlum ben sana koyun kuzu veririm ama yarın beni kandırdı dersin dedim. Sen git civata al, civata sat dedi. Vermedi. Evet benim de öyle abuk subuk hareketlerim vardır. Ben de vermem. Beni kandırdın dersin dedim 3 ay sonra dedim. Gazladı dersin dedim. Ben dedim bu lafları yiyemem. Git sen git civata al dedim. Vermedi. Birkaç kişi geldi böyle geri çevirdi. Ben de geçen gün ya bundan 2-3 gün evvel Karacabey'den bir abimiz geldi. Eski iş tesisatçılıkmış. Birkaç tane koyun almış bir yerden. Koç alacak dayıcım. Fransızlar var bende onlardan. Girdi içine. Adama şeyi sormaya çalışıyorum. Yani bunu ne yapacaksın soruyorum. Adam hareketler 1500 domun içinde. Dedim bak abi. Bunu dedim ne zaman saldın sen koça? Bak dedim bu hayvan 4 aylık ha. Ben dedi 4 ay sonra dedi koyuna salacağım bunu. Sen dedim bu 8 aylık kuzuyu dedim koyunlara salarsan bundan dedim bir cacık olmaz. Sonra dedim sen yarın öbür gün diyeceksin ki ben bunu Kemal'den aldım. Senin damına illa biri gelecek. Sen beni de rezil edeceksin. Ya beni sen etiket edeceksin. Yani etiket demeyeceksin edeceksin ki ben bunu 4 aylık aldım. Koç olmayacak zaman ben bunu salacağım demeyeceksin. 4 aylık kuzdan dedim, koç olmaz dayıcım, ki. Kusura bakma ha bunu alırsın. Bekletirsin bir sene, sal, gel. Koçta en ufak bir kusur varsa istediğin yere çık söyle. Ama sen şimdi kendi hatanı bana kitledi mi? Biz dedim çok bağırışırız sonra televizyon önünde. Aynen. Olma bunlar yani adını lekelemek de 3-5 kuruş kazanmak için kuzu ben kendimi rezil şey etmem. Aynen öyle. En doğrusunu yapmışım. Şey yapmam yani. Mahcup olmam. Olmak istemem. En güzelini yapmışım vallahi. Zeytin ekmek yerim. Yavaş yavaş yürürüm. Iğıl ığıl de. Kendi bildiğim ama hep şey. Yürürüm de. Hep yürürüm. Öteki zengin olur, düşer, yeniden fakir olur, yeniden zengin olma uğraşır. Bizim işimiz öyle değil. Ben hep yanda biz kalırım. Ağır ağır gideriz, hep bir gideriz. Sabit sabit. İbrahim Başkan, sana Hüseyin amcamı da azıcık dinlendireyim. İbrahim abi, öncelikle tebrik ediyorum. Burada çok güzel bir oluşuma imza attın diyeyim. Yani adını koydun. Zor bir süreç atlattın, onu da biliyorum. İşin... Yani en başından beri için içinde olduğum için biliyorum. Ya bunlar normal şeyler. Bizim gibi örnek veriyorum. Önde olan insanların illa ayağını çelme takan olacak, illa laf söyleyen olacak vesaire olacak. Senin o yüzlerce insanı bir yere toplaman, iyisiyle kötüsüyle, yaşanmışla bitmişiyle çok zor bir süreçtir senin için. Benim nezdinde de kiminle söylediğinde herhangi bir önemi yok. Bu bir başarıdır benim gözümde. Herkes her şeyi söyleyebilir. Abi daha evvel bunun yapılmış örnekleri de vardı biliyorsun biz de var, koşturduk. Bu işleri yapmaya çalıştık. Biz de bir sürü bardiyeler atlattık bunun nezdinde. Abi bu süreçte şunu da sorayım ben sana işin açıkçası. Ya yılma. Hani abi meyve veren ağaç taşlanır. Aynen. Yerinden mesela zeytin ağaçları bile meyve verirken sallanıyor. Ama o ağaç gene meyve veriyor anladın evet. mı abi? Önümüzdeki planlarımız içinde dernek adına. İbrahim Kutlu adına sormuyorum. Dernek başkanı adına soruyorum. Hani? Planlarımız var mı? Ya da daha farklı projelerimiz var mı abi? Var tamam abi. Fuarı başardık. İnşallah Allah ömür verir. Her sene de İnegöl'de olur. Problem yok. Daha farklı farklı projelerimiz var mı? Var abi. Bu fuarı bir daha yapacağız mı? Yapılacak i̇nşallah. Abi. İnşallah. 2022'nin İnşallah. Küçükbaş Hayvan Festivali 2022'nin müjdesini buradan verebiliriz. Çok güzel. Şimdi İnegöl'de bunun daha önce bir kalıbı yoktu. Evet. Yani şimdi bu organizasyoncu arkadaşlar sağ olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür. Evet. Çünkü biz şimdi dedik ki bize de bir fırsat verin. Biz de kendimizi gösterelim. İnegöl'deki kurum, kuruluş işte belediye başkanımız özellikle buradan ona ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi dedik ki bize de bir fırsat verin. Biz de bir kendimizi tanıtalım. Yani normalde başka yerlerde yapılacak olan bir festivaldi bu. Şimdi mesela 120 padokla başladığımız bizde 120 kişinin çıkacağı bir şeydi. Şimdi ilk önce insanlara inandırmanız lazım. Tabii. Şimdi bizim tabii. Çoban milleti yani yetiştirici birazcık böyle elle tutulur, gözle gözükür bir şeyler vermeniz lazım evet, ki. Evet. Şimdi orada ilk etapta çünkü şöyle söyleyeyim. Siz Yenişehir'desiniz veya biz İnegöl'deyiz.
Şimdi bu tür yerlerde ziyarete gitmemiş, hayvan götürmemiş, bu tür yerlerde bulunmamış. Hani yetiştiricilere, işletmelerine katma değer sunacak şeylerde bulunmamış. Yani kendini değiştirmeyen, geliştirmeyen işletmeler İnegöl'de de çok mevcut. Evet. Şimdi senin de dediğin gibi biz bunu artısıyla, eksisiyle, şimdi biz dedik bir festival yapalım. Bu 50 sene konuşulsun. Artısı eksisi. Aynen. Reklamı riski olmaz. Boş ver gitsin başka. Ha, şimdi konuşulacak da inşallah. Şimdi 2022 dedik yapalım da bu da 100 sene konuşulur herhalde. 50 her yıl 50 gitsin de. Yani şimdi çok güzel sürprizler var 2022 i̇nşallah, için. İnşallah. Yani şöyle dedik biz bir festival yapalım. Ülke standartlarını zorlayacak bir şey olsun. Değil mi? Yani yapacaksak şey en iyisini yapacağız. Yani bundan sonra da yapılacak olanın da üstüne konsun. Değil mi? Bundan sonraki yapılacak olan bunun altında kalacaksa zaten ezilmeyecek festivaller olsun yani üstüne konsun. Ya İnegöl olarak bir de şanslısınız yani şey olarak şanslısınız abi. Size diğer kuruluşlar çok destek veriyor. Belediye başkanınız olsun. Kesinlikle sağ olsun. Atıyorum diğer ziraat odaları olsun kesinlikle, vesaire olsun kesinlikle. Şu olsun bu olsun. Yani bu tarz yerler efsane destek veriyor. Kesinlikle. Biz yaptığımız daha önce yaptıklarımız da ya bildiğin gibi değil madalyaya bile yeri geliyor cebimizden aldığımız evet, oldu evet. Yani. O yönden çok şanslısınız yani. Ya bir de bizim yani bu organizasyonunu düzenleyen ekip de. Yani daha önce hani bu tür organizasyonları yapmış. Şimdi altyapısı var. Yani referansları kuvvetli. Nasıl diyeyim? Ekipmancıya sahip, şeye sahip, yetiştiriciye sahip. Şimdi daha önce 4-5 tane yapılmıştı. Yenişehir'de sizin önderliğinizde de yapıldı mesela. Hani bundan sonra yapılacak olan bizde profesyonel ekip yoktu abi biz yaparken. Bizde profesyonel ekip hiç yoktu. Biz tamamen amatör ruhla yapıldık. Bu zaten profesyonelleşmiş ilk güzel olması. Şey yani. Tamamen izinli. Evet. Tarım Bakanlığı'ndan, Bursa Valiliği'nden, işte evet. İnegöl İlçe Tarımı'ndan tamamen her şeyi izinliydi yani. İnşallah işte 2022 içinde İnşallah. Var. İnşallah. Çalışmalar var. Artı dernek faaliyetlerimiz var şu anda. Onlar yeni proje da, var mı dernekten başkan? Var abi. Yani o da ülke standartlarını zorlayacak projelerimiz var. Yani tüyo versene açık. Abi, şunu yapacağız diye bildiğin. Şimdi Bursa Belediyesi sağ olsun. Yünle alakalı bir şeyin vardı senin. Ne? Yün. Koy yünü. Ha o da var. Şu anda Uludağ Üniversitesi ile onun bir çalışmasını aynen. Yapıyoruz. Artı gübre. Evet. Yani baştan başlayayım yani şeyini. Şimdi şu anda ilk bizim şurada bir hafta 10 gündür İnegöl Hayvan Pazarı'nın gününün veya işte burasını hızlandırma, kapasitesini arttırma, ticaret hacmini fazlalaştırma, burasını birazcık daha cazibeli hale getirme. Yani bunların... Pazar sizde değil değil mi hala? Aldınız mı? Kesinlikle değil. Değil, şu anda değil. Ha, değil. Yani şu anda belediyede. Şimdi yani faaliyet yaparak, yani üstüne koyarak... Evet. Şöyle şimdi İnegöl Hayvan Pazarı'nda mesela yeni yapıldı sağ olsun. Aynı çatı altında küçük başta büyük baş bunun ayrı yere konması. İşte bu bölgede iki tane, üç tane pazarın aynı günde olması bunlar birer etkendir. Artı işte İnegöl Hayvan Pazarı'nı İnegöl içinden bir belediye otobüsleri güzergahı. Yani bunlar hep birer etkendir. Biz şimdi bunları arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İnşallah yani günüyle alakalı da yani bir onunla da alakalı bir çalışmamız var. Artı şu anda 40 tane yerleşim yerinin dışında kalan, meralarda kalanlar için Bursa İl Tarım Müdürlüğü Mera Komisyonu'ndan izini geçecek. Kendi yerinde aynı bu şekilde duran, yaşam şartları iyi olmayan yetiştiriciler için de konteyner artı güneş enerjisi paneli. Çok iyi. O çalışmamız var. Şimdi yünle alakalı var. Yünün izolasyon malzemesi olarak evet. Kullanılmasında. Yani şu anda camın hurdasını alıyorlar. Cam yünü yapıyorlar. Evet. Taşın şey işliyorlar. Onu da taş yünü yapıyorlar. Evet. Bizim de şimdi şu anda biliyorsunuz koyun yünü hiçbir şey yok. Yazık ya. O da bakan o da başı başına bir yüzüne şey. Bakan yok. Biz dedik ki buna bir alternatif çıkaralım. Şimdi bunun belirli yerlerde denenmişliği var. Biz de bunu üstüne koyalım. Şey de yapsana başkan ya. Sana buradan onu da söyleyeyim. Ben burada bağırıyorum. Kimse en azından dernek başkanı olarak senin sesin daha çok duyulur. Mesela Bursa Valiliği mi olur artık, Ticaret Bakanlığı mı olur, Tarım Bakanlığı mı olur, kim olursa. Şimdi mesela ben hep söylemişimdir, Maraş, Bursa, Denizli, bunlar hep tekstil memleketi. Evet. Ya yapmış olduğu ürünlere %10, %20 mecburen yün katmak zorundasınız.
Bir de bunu gözünü seveyim söyleyiver yani bir yere gider gelirsen. Abi söylüyorsun şu anda yani bu yani plastik malzeme yünden ucuza mal oluyor. Yani şu anda yün yıkatmak istediğinizde zaten buralarda yok mesela uşağı göndereceksin. Evet. Nakliyatı git geli yıkaması 7,5 lira. Evet. Kilo. Ama burada ama yün kazada bedava vermiyorlar başkan. Ya vermiyorlar. Yün kazak 500 zaten, lira 600 lira yani. Ya var biz şimdi en çok bizim ticaret sanayi odasıyla bu yönde çalışıyoruz mesela. Oranın Ar-Ge yeri var. Biz evet. Orada gittik dedik ki bu İnegöl mobilyasının bir köşesine sıkıştırmamız lazım evet. Bu yünü. İşte şilteler şeklinde çıkacak. Makinesi var 35 metre boyunda. Bunu işte metrekareye kaç gram düşecek şekilde. Yani bildiğiniz evet, keçe. Evet, evet. Keçenin daha incesi. Yani plastik malzemeler yerine daha sağlıklı olan yünü evet. Kullanmak için. Ama bunlar zaman gerektiriyor. Mutlaka, çünkü mutlaka. Yani koku yapıyor deniliyor. İşte güvelenme. Evet, evet. Ama evet. Bunun da şeyleri var. İlaçları var. Ya, maddeleri var. Ya. Adam tahtayı yaşta çürütmüyor artık o noktaya gelmiş yani evet, evet, onu da evet. Başaramıyorsa artık var, teknolojik anlamda var. Yani. Şimdi gübreyle alakalı çalışmamız var mesela gübre kompoze hani koyun gübre olur inek gübre olur yani şu anda çok yerde görürsünüz şu an 20 kiloluk tavuk gübresi paketlenmeye giriyor 40 lira değil mi? Yani şu anda Avrupa gübresinin para yapmasıyla şurada bir 3-5 aydır 2-3 aydır. Ya var ya bu pahalılık bir yerde ben az önce Hüseyin abiye de söyledik. Çay içerken kahvede bak dedim bu pahalılık hayvan bakmaya da öğretecek. Çiftçiye çiftçiliği de öğretecek. Evet. Az önce de dedik koyun sağma başladıydık bıraktık. Eskiden dedem az önce söyledi toz şeker sepelerdik dedi. O sistemi bıraktık. Ben çocuktum. Allah nur için yatırsın rahmetli Cevit abi. Benim ustamdır. Biz böyle cırıl cırıl giderdik onun dama kuzu görme. Evde bakardı o kuzuyu eve çekerdi. Vallahi toz şeker sepelerdi. O yukarıdan sarkmalı. Yemlikler olurdu. Eskiden otomatik yemlik yok, bir şey yok. Tahta yemlik yukarıdan sarkmalı. Bak böyle kuzu yemi bitirene kadar bir de beklersin. İçine basmasın, bok düşmesin. Biri hep içinde şey yapar. Ya, fabrika mı vardı? Yok. Gübreciler elle saçar, kendiniz saya çıkartır, tarlaya yayardın. Evet. Yani bunlar bitti. Bir de ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki kanser çoğaldı, bilmem ne çoğaldı, pandemi çoğaldı, bağışıklık sistemi çöktü. İşte projelerimiz arasında işte gübre kompoze paketleme ile alakalı bir çalışmamız var. 2022 bütçesi için gerekli yerlere bunların hepsi yazıldı. Artı suyu olmayan meralarda veya işte yani otlaki olan yerlerde soğuluğu yapımı, yerleşim yerinin dışında kalan hayvancıların yol yapımı, yani bunların işte malzeme dökümü. Osman Türkmen de yapıyor onu şu anda Antep'te. Evet. Uzak yerlere yolu. Bizim de var şu an. Çok güzel. Sağ olsun belediye yani o konuda hiç kesinlikle. Çok güzel. Yani soğuluğu mesela en büyük şey su abi. Değil mi? Yani su var ama hayvanın içebileceği bir yerde değil. Buna şimdi oradaki yetiştiricilerin katkısı, belediyenin katkısı gerekli işte malzemeyle getirilip hayvanın içebileceği gibi bir yerde soğuluklarının yapılması. Yapılıyor da şu anda 15 tane geçti. Aynen. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet. İbrahim abi son cümleni arayayım. Sonra dedemin son cümlesini alıp buradan Hüseyin abiye geleceğim. Evet. Son böyle yani buradan söylemek istediğim projelerinden demek 2022'nin sürprizini yaptık buradan. Fuarımız var. Tarihi belli mi? Değil. Çok mu? Değil. Sormuş değil. Olurum. Değil değil. Yani şu anda belli değil çünkü çalışmalar var. Şimdi bu ne zaman belli olur onu da ben bilmiyorum yani. O da benlik bir şey değil. Çünkü bizim toplan yönetim olacak, var. Toplan olacak tabii. Bunun kararı verilecek. O toplumsal bir faaliyet. Şartlara da tek bakmak lazım. Tek başınıza karar şimdi, vermeye tabii. Şansınız yok. İnşallah yapılacak ama. Değil mi? Yapılacak. Biz buradan size ayrı teşekkür ederiz. Biz Köy TV ailesine. Hepinize Allah razı saygılar. Olsun başkan. Çok buradan bizi ediyorum. İzleyenlere hepsine saygılar, selamlar. Çok sağ olun. Oradan dedeme çok söz veremedik sevgili izleyiciler bu programda. Çünkü yok, teşekkür ederim. Herkes bu sefer laf yapıyorlar. Dedeyi alıyorsun, dedeyi alıyorsun diye. Dede burada bir figürümüz de aslında. Çünkü daha evvel programı çektik. Tekrar daha çekmeye devam edeceğiz ama onun konsepti başka. Biz burada başka bir şeyler konuştuk. Onun asıl ana konuşulacak konular farklı olduğu için. Son dakikalarda da söz verip dedeciğim böyle buradan öyle bir sosyal mesaj patlat ama küfür etmeden patlat. Tabii canım bu başta. Yani. Herkes bizi dinlesin. Sen altında kesmek zorunda kalmayalım şimdi programı. Ya, neyse bakalım. Gayret ederiz oysa. Son söylemek istediklerin var mı dedeciğim ben? Ne hususta? Koy hayvancılıkla ya da buradan bak, gençlere söyle, devlete tavsiye, söyle, koyunculuğa söyle, tavsiye söyle.
Bu kıvırcık koyunu Marmara bölgesine dayanıklı bir mal. Havasına suyuna. Evet. Bu İnegöl'de yeni yapacak şeylere, vatandaşa Türkiye'de, koyun yapacak. Türkiye'de, İnegöl'de mi, herkese de. Abi şimdi ben sana desem ki şimdi burası desem, İnegöl dediğim zaman, gittiğim zaman mala bir bakıyorum pırıl pırıl. Geç ver başka yere koyunu. Kıvırcık koyunu rezil ediyorlar. O da baksın ama dede. Bakamıyorum. Alıyorsan bakacaksın. Eşkali değişiyor malın. Buranın bölgesinin koyunun havasını, suyunu, bu hayvan cefakar bir mal. Hiç sahibinin cebine bakmaz. Evet. Karnını doyuru gelir. Tavsiyem sabır. Değil mi? Sevgi. Hele bu zamanda. Şefkat. Aynen. Hele bu zamanda. Çok ihtiyaç var. Evet. En evvela seveceksin. Değil mi? Aşk olacaksın, meşk olacaksın. Ben aşıkım. Böyle evet. Bu kıvırcık koyunla gördüğüm zaman benim bir katım olacağına bir kıvırcık koyunum olsun güzel. Her yer diyor musun? Geyik gibi yürü versin böyle şak evet şak şak ya, şak. Var diye. Mı bana yani? Tavsiyem sağ ol dedeciğim. Allah razı olsun. Hadi. Hüseyin meraklı abi. Olan baksın. Parası meslek olan bakmasın. Meslek edinmek isteyen baksın değil evet, mi? Yani? Bunun parayla aşk, kullarla alakası olan yok. Baksın. Aynen. Hadi Hüseyin hadi. Abicim buradan. Hadi, iyi günler. Allah razı olsun. Son söylemek istedim. Şimdi bizim yaşımızdakilere de, kendi oğluna da, yeni başlayacağı da yıllarını bu işe vermiş çok bir dolu dolu çok anlatılacak şey da. Yok. Anlatılacak şey çok ama sizin de zamanınız yok. Bizim de zamanımız yok. Biz bir özetleme yaptık. Eskiden dediğim gibi buralarda hep dağılış koyunu vardı. Yukarıki köyler, dağlılar, keles, oraneli, oraları kıvırcık yoktu. Bugün için oralarda da var. Buralardan koç ala ala. Şimdi benim de demek diyeceğim bu işi özenen gençler, gençlerden tahmin etmiyorum bu devirde özenin de ama merak edip bakacak isteyenler bakacaksa alsın, bakmayacaksa almasın. Değil mi? Bu hayvan böyle bir hayvan. Aynen. Her iş öyledir. Mobilya yaparsın, iyi yaparsan müşterin çok olur. Koltuk yaparsan, düzgün yaparsan müşterin çok olur. Bir ayağı kırık, bir ayağı çatlak, bir çekmecesi bozuk mal gönderirsen malların geri gelir. Değil mi? Sen kimse, de tepesi aşağı gidersin. Bu işlerin hepsi aynı. Hani koyunculuk, demircilik, mobilyacılık, dokumacılık, iyi mal dokursan müşteri gelir senin malını siparişten, telefonla, internetten alır. Ama iyi mal yapmazsan bedava etsen alan olmaz. Değil mi? Ya, çok doğru. Hani yapmak isteyen yapsın, yapmak para için bakacaklar da bakmasın. Yaşa. Zaten günün baksın. Özeti oldu bu yani. Daha bu ne iş olsun? Böyle. Yem çuvalı pahalı, saman pahalı, gonca şey pahalı, aynen. Her şey pahalı. Girdiler. Biz pahalı. Dişimizi sıkıyoruz. Zaten şey türün son örnekleri olduk biz artık. Biz gizince plaket verilmeli. Çocuklar ya yapar ya yapmaz. Vallahi ben bunu Ankara'daki şeyde de programda da söyledim. Devlet aslında hani sizin gibi ananevi şekilde yani eskiden gelmiş yetiştiricilere. Şimdi devlet sanatçıların emekli falan ediyorlar arkadaşım. Evet, biz de vallahi emekli etmeli ya. Gerçi biz emekli, biz yani. Emekliyiz. Olduk benim. Onda sıkıntı yok. Yani daha şey için söylüyorum. Destek vermesi de bize, destek de olmasın. Ya o yani, başka. O bambaşka bir şey dedeciğim. İyi Tarım Bakanı seçsin. Nerede? Köy işlerinden anlayan. Gidip doktordan Tarım Bakanı olmaz. Kimden olur? Ziraat mühendisinden olur. Veterinerden olur. Bunlardan yapsınlar. Tarım Bakanlığı. Bana göre de ticari zekası olan adam olmalı. Biz çünkü üretici bir toplumuz. Biz üretiyoruz. Tabii. Üretmekten korkmuyoruz. Benim ürettiğimi satabilecek kapasitede o adam tabii. Olmalı. Tabii. Bu doktor olmuş, profesör olmuş, bir önemli ziraatçı olmuş. Ticaret bilen adam lazım dedeler. Ticaret bilen. Sen malı üretmişsin. Ticaretten bir fikrin malı yok. Malı satamazsın. Hiç pazarlayamazsın. Belirmiş. Bir şey para da kazanamazsın. Aynen. Ağzına yüreğine hani sağlık. Bilinçli demiş. Kişiler bu işe değil mi? Yapsın. Emek harcasın. Hatır için milletvekili seçilmesin. Hatır için bakan olmasınlar yani. Vatandaşa, bu millete sahip çıksınlar. De millet de onları desteklesin. Ama sahip çıkmazsa biz de desteklemeyiz. Doğru. Hayırlısı dostum. Olsun. Evet. Çok siyasete girmiyorum ben girmiyorum. Ama. Girmiyorum. Ben de girmedi. Söyledim. Sevgili biz izleyiciler. Şimdi Köy TV'ye teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür geldiğiniz ederim. Geldiğiniz için Allah ayağınıza Allah sağlık. Yine sizi bekleriz. Her zaman. Bu işin devam etmesini isteriz yani. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler.
Bu hafta kıvırcık koyununu iki duayeni bir de dernek başkanımla beraber anlatmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce eski anılarından, anekdotlarından bu koyuna gönül veren insanlarla konuştuk. Aslında biz burada kıvırcığı mane edip Türkiye ile alakalı koyunculuğu konuştuk biz. İki tane üstad yıllarını bu işe vermiş. Ben doğdum, adamda koyun varmış. Yani bu adamın yanında gelip koyun konuşulacak bir halimiz yok. Ama bu insanların verdiği öğütleri sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok doğru dokunuşları vardı. Az önce de dediğim gibi biz kıvırcığı mane edip aslında küçük başı konuştuk. Nasıl olur, nerelere gelir ya da eski tecrübelerinden nasıl bu tarafa geldiğinde nasıl kazanılabilir? Ya da bu gibi dönemlerde yemin pahalı, girdilerin yüksek, koyunun çok allaç pamuğu gibi böyle karışık olduğu dönemlerde de ne yapmamız gerektiğini aslında bu programda anlattık. Dilimiz döndüğünce bir küçük baş saat programı sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Varol Çadır Küçük Baş Saati'ni sundu.